Biber, badılcan. Çocuğum, unutsun en güzel. Vay be, ne bıraktım be köşeye. İlk ekmeğimizi attık. Yemek yapmadım. Yazıyorsan yaz, al. Yedestik. İneğe mi gidiyorsun? İneğim bu kunatık geleceğim. Tamam. Muratçı'yı aldattım. İşte bizim buraların böyle teyzeleri var. Bina teyzeniz. Merhaba, yine köyleri gezmeye devam ediyorum. Enerjili insanların yanına varmaya devam ediyorum. O enerjili insanlar enerjilerini dağıtmaya, paylaşmaya bayılıyorlar. Ben de sizlerle bunları paylaşmaya bayılıyorum. Ah benim günay teyzem, ah benim günay çilekeş teyzem. Ya. Ama hiç çilekeşliğini göstermeyen teyzem. Hiç asla göstermem. Hiç. Kişiliğinden hiç ödül vermem. Günay teyzemiz var. Çok enerjili biri. 71 yaşında. 8 ay önce videosu vardı. Şimdi bir kez daha ziyaret ettim. Bugün ekmekten sonra börek yapacağız. Bazen bazı işlerin dolayısıyla şehire gidiyorum. Oradaki yaşamı tekrar tazeleniyorum ve görüyorum. O anlamda sizinle iyi empati yapabiliyorum. O yüzden en büyük dinamiğim ne diye sorarsanız inanın bu. Buyurun. Kapatmayın. Bu seninki. Seyon abi. Bak nasıl oynuyor. Bak. Oy. Bir video yapıyorsam sizlerin vaktini iyi geçirmek. Yani böyle bir ufak telaşım var. Hadi bakalım başlayalım. Bu aralar enerjim düşüktü. Enerji almaya nereye giderim? Günay teyzeye giderim. Günay teyzen enerjisi bitmiyor evet, zaten. Evet, almaya geldim. Gecesi aynı, gündüzü de aynı. Ben de çözemedim bu işi. Teyze nereden alıyorsun sen bu enerjiyi? Nereden? Diyorlar. Sevgiden alıyorsun. Herkes sevgi verince herhalde. Ben de onu bir yorumla geldikten sonra bir kuvvetleniyor. Demek ki var bir şey. İşte hep diyoruz ya. İnsanların kötü, etrafında... Kötü söz insana uzaklaştırır. He, İyi mi? Söz insana devamlı yaklaştırır. Bugün ekmekten sonra börek yapacağız. Fırında hemen edip çıkaracağız. Evet, yiyeceğiz. Böreğimizi yapacağız ama onun dışında bak, diyorum çekeceğiz. Ya bazı çektiğim insanlar var. Onlara tekrardan gidiyorum böyle. Günay teyzeyi de arada yoklamaya geliyorum. Bu ikinci gelişim. Şunun ucuna böyle bir çaput bağlamış. Bu çaput. Evet. Basit çözümler. Büyük işler. Büyük işler. Değil mi? Marifetli iş bunlar. Evet. Şimdi tabii Şubat ayındayız. Şimdi ekmeği evet. Atacağız. Gel. Hava sizi aldatmasın. Doğru zamanda çekip yayınlıyoruz. Yani hani çekip bir ay sonra falan yayınlamıyoruz. Hava gördüğünüz gerçek. Sıcak buralarda şu anda. Çok güzel. Bahar. Evet. Bahar geldi sanki. Ülkenin birçok yerinde yağmur var, kar var, fırtına var. Ama boru çok güzel değil mi? Boru çok güzel. Şimdi ekmeği atacağız fırına. Ekmeği atacağız. En azından görsünler, öğrensinler. Bilmeyen için de bu işin nasıl yapılacağını bu köy işi çocuğum. Şekilde. Bu fantazi işi işler değil. Bu benim gibi kocagarının yaptığı işler. Tamam. Ama bu evvelden beri gördüğüm yaptığım iş bu benim. Bunları aldım dur şimdi. Tamam. Şunu aldım şu kenara koydum. Bismillahirrahmanirrahim. İlk ekmeğimizi attık. Benim bir kere görmem yeterli. Bir kere demek görmem gibi yeterli. Günay teyzen gibi sen de var bir marifetle. Yok senin kadar olamayız da biz. İkisini evlettik. Dur tamam. Bir daha yapacağım olmadı. Evet bir tane attım. Şu üçüncü attım benim onu ben yiyeceğim. Şimdi. Şöyle. Dur. Ben şöyle vereyim. Baktı ki Murat beceremeyecek. Hemen el attı işte. Gel komşum. Benim iş çok olduğu için geleni iş yaptırıyorum. Tabii en güzeli. Ben zaten söyledim ya ilk videoda. Gelmek isteyenler gelsin sana yardım etsinler. Hem bazı şeyler öğrensinler. Değil mi teyze? Evet. Sen burada mı yaşıyorsun? Buradayım komşusuyum. Komşusun tamam. Öpme. Yan yan. Maşallah. Günaydın. Süt ve yumurta var mı? Süt, yumurta. Şimdi galeliyin ya. Akşam üzeri gel. Tamam. Verim. Biraz roka toplayabilir miyim? Bahçeden toplayabilirsin koşum. Tamam. Ha benim ha sizin. Biraz fark etmez. Biraz da gübre alacağım.
Hadi buyur işte. Tamam. Böyle iş mi var ya? Bahçenden toplayabilir miyim diyor. Topluyor, ihtiyacını alıyor, gidiyor. Ne kadar güzel. Olsun. Değil mi? Komşu ama? Komşunun malının hakkı, göz hakkı vardır. Evet. Güzel. Helal olsun. Her gün geçerken benim oğlan da Muğla'da çalışıyor. He. Her gün buradan geçerken mutlaka bir uğrarım yani. İhtiyacını da alıyorsun, gidiyorsun. Evet. Güzel. İyi bakalım. Tamam. Sağ ol. Sağ ol. Senin de enerjini aldık. Topla. Evet. Günay teyze. Şimdi fırınımızı örttük. Evet. Ya, sen mi sana sarıldın ya? Çok iyi. Onun arkasından ben de gitmek istiyorum. Estağfurullah. Abi. Estağfurullah. Çünkü ben daha yeniyim. Ben bir senelik sen bu işlerin içindesin oğlum. Her şeyi beceriyorsun. Estağfurullah. Seni sevenden çok. Evet. Ben takip ediyorum. Şekilde. Seni sevenden çok. Hepsinden. Ama nereden? Allah razı olsun. Bu dürüstlüğümden. Hemen kaç dakikada gidelim. Olacak o? Üreklenecek. Saat dakik düşse de 20 dakikada çıkarız. 20 dakika. Tamam, 20 dakika. Tutuyor çok, musun abi? Çok geç kaldı mı da. Yanarsa senin vurmaz. Yüzünden bak. Tutuyor musun? Hayır, bunun şeyi nerede? Neyi? Ateş bundan mı pişiyor şu anda içeride? Ateş piş. Or yok. Ateş beklemiş bir gelene kadar beklemiş abi. Sabahtan beri yandı. Beklemiş bir gelene kadar. Şu anda içerisi sıcak yani. Evet. Evet, evet. Onu sıcağıyla ateş pişiyor. Ama açık onu ileriye takacağız. Senin belki attın. Az şey. Şöyle döndü ya papatya olarak. Acık sonu şeyde. Tamam, benim gibi yapmayın. Biraz daha içeri koymayın yani. Ben yanlış yapmışım. Yok, yanlış değil. Şimdi hava soğuk ya, kış evet. Ya. Yaz olsa vurdurdu bir şey. Allah önce çayınıza. Ne? Çayı yaptı. Gelin. Çay mı yaptı? Ha, çay için. O gelin miydi? Gelin. Annem nasıl tuttuysa onlara, onlar da beni aynı tutuyorlar. Bak dünden geldi yardım, bugün geldi yardım. Güzel. Anı gibi. Güzel karşıladı zaten. Yüzü gülen insanlara hastayım ya. Gülmeyenlere de ayar oluyorum. Biraz ekşi mayı tuttum ya. Aha. Ekşi mayı etmeye bu. Ekşi mayı geçenler kapamurlu ettim. Ne sigortası kaldı, ne çocuğun öğretmenleri kaldı. Herkes istedi. Üst üste 3 gün ekmek ettim. Şimdi de hurneme. Bunu gördüm şimdi millet dayanmıyor. Çay olduysa yürü çay içsinler. Seni anlatıyor ya deminden beri. Gelinim de gelinim, gelinim de gelinim. Teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman kahve içelim diyorsun öyle mi? Evet. Tamam. Nasıl güzel. Orta. Tamam. Çayı sonra mı içeceksin? Kararında. Ha? Kahve içsek yeterli şimdi. İyi. Tamam. Biz o arada şu eskiden ilk videodan ne değişiklikler var ona bakalım. Şöyle bir etrafı gezdirelim. Günay teyzenin köy evi. Ha. Şurası ilk videoyu izlemeyenler. Eğer bu videoda bizimle karşılaştıysanız. Bunu yeni yaptırdım. Ha. O zaman diyecektim. Burasını yeni yaptı. Tam burada yemek yemiştik hatırlarsınız. Ha, bize tavuk yapmıştı böyle tavuğun kemiğini kaldırınca böyle tık diye et düşmüştü. Ay. Oo, hani böyle şey yaparken çıkıyor yumuşak yumuşak. Bak. Böyle bir avlu. İçeri dolaşmayalım. İçeri dolaşmayalım çünkü ilk videoda var tamam. İzlerler. Tamam. Gerek yok. Tamam. Bir anda gelmiş gibi olduk çünkü. Şeyi çok seviyorum ya. Böyle topluca U şeklinde oluşup avlu oluşuyor ya eski kültür avlular. Hemen böyle sabah kalkar evin küçük kızı temizler orayı falan. Evet. Ama burada hep sen yapıyorsun. Yok kızım tadil. Dün buradaydı yani kızım yapar. Şimdi bu kölgeli ondan yaptırdım. Sabah kalktık lan hemen kayfaltı. Burada evet. Ağla. Bayrama sendeyim. Bayrama geleceğim. İnşallah. Bu sefer geleceğim. Hanımı getireceğim. Çocukları getireceğim. Getir. Ama buyur. Bir tane daha var unutmadım ne o? O videodan sonra senin sandalyeni almışlardı oradan hatırlıyor musun? Ne dedim ben sandalyeni aldım yukarı bizim yazlıklarını oraya çıkarttığım için orada şu an getirmedim. Yazlıkları yeni ihtiyacı sıfır aldım. İhtiyacı olan almış. Çal mı demeyen sıfır aldım. Sıfır aldım. Ha. Ben sana söz çal vermiştim. Çal mı demeyen de ihtiyacı olan almış. Şurayı da gösterelim. Burada ne var şimdi Günay teyze? Buraya bahçeciğim çiçek. Geçen sene belediye beni çiçek dedi. Gelenden ziyaret edenden teyze dedi. Görsünler dedi. İleriye sere ettim. Örtmedim. Ha şurayı. Karşıya. Ha, sera için naylona mı ihtiyaç var? Malzeme, naylon ihtiyaç vardı. Onlar çok pahalandı ya. Nasıl ondan örtmedim. Ticaret odası, ziraat odası çağırdı tarım. Ben buradan börekler ettim gittim. O günde toprak su günü varmış. Mühendis günü. Tamam. Bana kimi çağıram derken ben buradan beni almaya geleyim misiniz diye aradım. Arayınca onlar da beni öyle bekliyorlarmış ki ya, bir gelse. Nisan. Ben olunca tamam teyze hemen almaya geliyoruz dediler. Teyze dedi tarım sereni biz kuracağız. Aa şaka yapıyorsun. Gerçekten mi? Evet.
dımlımı yapacağız dedi. Damlama. Damlama. Ha. Ne ihtiyacın varsa senin arkanızdayız. Hadi buyur işte. Ama dedi sen onu izlemedin mi? Yok yok, ben ona haberim yok. Tarımda benim şeyde var ya. Bir görmüş olabilirim, bilmiyorum yani şu anda ama konuyu bilmiyorum yani. Seni dedi yapacağız. Tamam gel. Şey. Onun için. Ya çok güzel ya. Ya bu nasıl bir şey ya, yola çıkınca. Ama insanın gönlünü aldıkça. Evet tabii tabii tamam. Zert mizacılı oldun mu hiçbir şey halletmiyorsun. O güzel mizacınla. Tamam sen artık o kadar. Sırtın yere gelmez sen. Komşuların çok saygıdeğerdir. Kahve çağırır, sıkıntım olsa yetişir. Sağ olsun. İnsan ne ister? Ayrı bir konu. Bugün olsun o kadar. İnsan ne ister? Sıcak bir arkadaş, sıcak bir yuva, bir de soba. Aynen. Onu saydım. Değil mi? Akaba olmasın mı? Herkes birbirinin akabası şu ülkede. Herkes akabasından sıkıntılı. Ne yapacağız biz bu işi çözemedik yani. Kim o akabalar? Bilmiyoruz yani. Ay. Ay gel çek bakalım. Buralar açacak yazın. Yazın bir daha geleceğiz. Yazın bir daha geleceğiz. Evet. Bak. İlk mahsul. Ana nasıl olmuş bunlar hemen böyle? Gel abi gel. Bak. Yaklaştı mı biraz mis, daha? Mis kokulu. Ekşi hamur görün. Dumbak. Ya şu çok güzel olmuş. Ya, sarıyla beyazın geçişi var ya bak ne kadar güzel. Telefon kilidini açtı. Instagram'a girdi. Şeyi de başladım. Konum göndermeye. Konum göndermeye de başladım. Konum göndermeye de başladı. Onu da başardım diye video çekti. Evet. Yanlış mı bastık? Yok yok. O, internet yok. Şey yok. İnternet. Ha, o, buraya çekmiyor gel, ya. Gel onda. O zaman gel. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür iyiyim. Sen başbakan gibi karşılanmışsın ya. Aynen öyle oldum. İlk kez orada anladım sevildiğimi. Sadece orada mı anladın yani? Yo her yerde anlıyorum da. Tamam evet. Telefon çekmiyor şimdi, ben buna bakarım. Senin zaten Instagram hesabına takip etmeyenler için söylüyorum. Takip ederlerse görürler, girip bakarlar zaten. Aynen öyle. Bu arada onu da söylemiş olalım yani Instagram fenomeni kendisi yani. Bir de şeyde şöyle koydum. Sevildiğim anladım. Hastaya işe gönderdim ya Maya. Evet. Dedim hani iyi işler yaptığımı burada da anladım dedim. Kameraların üstüne dökebilirsin kahve soruyu. Koyu. Yok şaka. Tabii ben. İşte komşusun. Komşuya verelim hakkı onunla ha. Tamam. Sen bir daha yapma hadi. Gel. Gel kahven iç komşu. Bütün Muğla burada şu anda. Nasip iç. Bütün Muğla burada şu anda. Bütün Muğla toparladık değil mi? He? Bütün Muğla'yı toparladık buraya şu anda. Evet. Ne Muğla? Bak şeyde Muğla mı? He? Kızma abla ya. Biz insan göremiyoruz etrafımızda. Şöyle. İki tane insan görünce biz de dedik ki evet ya. Niye kızıyorsun bize ya? Hoş geldin. Kızmadım canım. Şunları toparlayın. Hoş geldin. Merhaba. Şu senin. Ben kalktım mı? Kalkmadım, iş yaptım. Ne yapıyorsun? Önce kahvaltım yaparım. Senin o peynirden var mı ya? Peynirden var, az var. Yapamadım, yoğurt da azaldı. Bunu yine diyor yarınca beni düştü müşteriler. Doğum bekliyorum yani. Ara verince sana evet, hepsi geldi. Evet. O yüzden de sen tamam. Yo, peynir edemez oldum. Şimdi bir tane var. 15 gün kadar mı doğa, bir hafta kadar mı doğum edecek diyor. Evet. Bugün sabah kalktığımda ekmek yapacağımı biliyordum. Biliyordum ama. Her zaman bilmiyordum diyordum ama bugün. Rüyada mı gördün? Yok sen söyle konuştuk ya. Ha. Ay. Purime ilk yapınca şey olur, yarın daha güzel olur. Bak bir şey söyleyeyim mi? Devlet öyle zamanında şimdi. Almışız ki tam zamanı. Tam zamanı. Geçen fırındayım, bir tane böyle bir yaşlıca amca geldi böyle. Ayağında herhalde rahatsızlık var. He. Ondan sonra tam da o gün ekmeğe zam gelmiş herhalde. Her zaman aldığı ekşi mayalı ekmek var. O da dedi ki ya 30 lira dedi. Ya ne zam gelmiş dedi. O kadar üzüldüm ki orada. Ne kadar zam gelmiş dedi ya. Biz buna nasıl yetişeceğiz dedi ya. Çok acınca insan var. Tamam değil mi? Kapatayım mı ben bunu, kalsın mı? Ya, işe yakacağız ya, börek yapacağız şimdi. Bunu ben... Tamam. Leğenin içini koyacağım. İçeri mi gidecek bu? Mutfağa mı gidecek? Ver buharlanacak. Sana. Ver sen bana. Of. Bunun yanında peynir. Günah teyzelerin peyniri. Aynen. Ondan sonra yumurta, zeytin yeter. Çay. Değil mi? Daha ne olsun ki? Kapatacağız. Bunu ne yapıyorsun? Bu buhar... Ekmeği yumuşatacak.
Purundu biçti ya. Heh, üstünde örtük tamam. Böreğin için mi bu? Kavurma etle. Evet. Bir de içine ısmınağına maydanoz kişkiş koydum. Ispanak da varmış şimdi. Acıyı sever misiniz? Acı koyar mı? 3 tane attım ama az attım. Koy bir şey olmaz. Koy. Acılı güzel olur çünkü. Senin kafandakileri uygulayalım. Senin tamam. Kafandan değişik şeyler geçiyor. İneğe mi gidiyorsun? İneğim bu kunatık gelecek. Tamam. Bir daha kızıtacağız. O, çünkü olmaz. Çat yanık olsun. Biz geleseye kadar. Günay teyzen işte her günkü vazifesi böyle. Şeyde paklava yazarız gari bayramda. Efendim? Bayramda paklava yazarız gari. Ha bayramda evet. Hadi bakalım ineklerin yanına. Altını temizleyeceğiz. Sulayacağız tamam. Doğumu yakın ya. Sık sık sıçıyor. Oy. Anneciğim. Ayağım kaydı. Benden korktular ya. Aha. Tamam. Sattı eyola. Satıp da dedim ben. Ne iş göreceğim başka? Ben ineğimin kendi halini biliyorum. Acık zor olur ama. Ya senin motivasyon kaynağın da bu. Sen de kendini böyle mutlu hissediyorsun. Mutlu hissediyorum. Keşke hem, herkes senin gibi motivasyon kaynağını bulsa, keyfini bulsa. Ben etmesem kim süt taze yoğurdu nerede olacak komşu? Sabah ezenden kalkarsam bu işler ölü yönetiliyorum. Yoksa içinden çıkmıyorsun çocuğum. Kimse diyor teyze senin kadar bizim hanımlar çalıştı ne var diyor. Ama görmemişler nereden çalışsın? Ya bir tane videomun altına yorum gelmiş. O kadar canım sıkıldı ki adam yazmış diyor ki ya benim de şöyle bir yerde yerim var. İşte Balıkesir'de Gönen'de bir yerim var. Ha. Ondan sonra eşimi ikna edemiyorum. Deniz kenarına gidiyorum sessizce ağlıyorum falan diye böyle. Aa, mesaj işte. Atmış, yorum atmış. Çok zor. Ya herkesin işte şey aynı değil ki, hayata aynı ilerlemiyor yani. Ayak uydurmamış iş o zaman. Evet. Gel. Allah. Hadi de gel. Oğlum bana alışık olmanız lazım. Sizin genlerinizde kimler varsa atalarınız hepsini gördüm ben ya. Hepsi de beni gördü. Haylemeyon. Geçenlerde bir koy verdim. Giderim Allah. Giderim Allah. Annenen kız. Bir de kabak kuyu var hör geniş. Eğer dedim şimdi oraya da kaçarız dedim. Pay bir şey içiyorum. Etvayı içiyorum. Kuyu ineği kuyudu sandettim. Bir de susamış. Orada bir su varmış. Bir hör orman varmış. O tuttu. Allah'ım da yardım etti. Oh. Bunu ineklere. Hani bir tane Instagram'da bir beyefendi var ya, bugün eve git dinlen falan diyor ya, onun gibi değil ama bugün en azından bir parça böyle yükünü almış olduk ya. Ha? Değil mi? Ha, gördün mü? Alıştınız. Ya bak, yemek verdiğim için alıştı. Ha. Bak bu sırf samra. Bore telinden gerceğin, evet. Bore ısmına geçeceğin, suda yakın. Oo coşar. Ispanak her koşar. Günde börek ediyorsun ya, pazardan almıyor. Ispanak da lazım zaten. Börek için. Yarın gene siparişim var, yarın gene evet. Börek için. Geceden ediyorsun. Şimdi tam fidan dikme zamanı. Aynı. Bu arada Türkiye'nin çok... dört tarafında. Ne kadar güzel böyle. Buranın topraklar çok güzel bir şeydi. Safiye! Herkese etrafında enerji veren birileri lazım. Bütün bakın etrafa, konulara Safiye. Bakın, yaşadıklarımıza bakın. Bütün amaç gel. Bu. Bunun için savaşıyoruz. Etrafımızda enerjik, güler yüzlü insanlar olması lazım. Evet. Börekli hazırlayan hemen Safiye Hanım geliyor. Evet, Safiye Hanım geliyor bakalım. Bir de. Bana da öğretecek misin? Öğretirim. Hemen edip alıp yiyeceğiz. Edip alıp anneannem, yiyeceğiz. Anneannem biraz şöyle. Ben babaannemden öğrendim. Benim anneannem okula o da aynı böyleydi. Yani. Aldım geldim yanında. Nerede? Şimdi ne hissettim biliyor musun? Sanki böyle Arife, yarın da bayram böyle hazırlık yapıyoruz ya. Ay ne güzel değil mi? Gönlüm o kadar genişledi de ondan. Vallahi. Güzel bir şey olmuş oldu. Aşık. Bugün fırında kızgın olduğu için sizi bir değişik bir şey olsun diyorlar. İlk defa fırında yaptığımız bir börek. İlk defa bir tamam. Fırında
börek yapacağız, yiyeceğiz. Ot, işte ıspanak. Kavurma. Ben eti kavuruyorum ya, o kavurmanın tadı başkadır çocuğum. Evet. Soğan doğradım. Tamam, başka? Ispanak, soğan, et. Biraz zeytinyağı koydum, tuz. Tamam, güzel. Ha. Daha ne olur? Şimdi, sen karıştırayım mı? Karıştıralım mı? Karıştırayım mı? Benim karıştırdığım böreği yiyeceksin biraz sonra. Yanında ayran da gider, çay da gider. Ne isterseniz. Vallahi ikisi de olur. Bazı ustalar çıraklarına kalfa değil. Bazı ustalar çıraklarına işi öğretmiyorlar ya. Günaydın Ezem. Günaydın Ezem. Yani öğretip durumu değil. Öğretir değil mi? Öğretir. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldin hocanam. Sağ ol. Günay teyze fenomen olduğu için şu an çekimde. Bu da benim en sevdiklerim. Komşularından. Öyle mi? Arkadaş. Senin o uzun sopayı getirebilir misin ama? Şu ekmek koyduğum. Nerede? Ha. Ben alayım geleyim. Nerede? Yanda ya. Ekmek yanda. Ay. Her şey kendi koşuyor ya. Böyle alışmış ya artık böyle. Onu yapayım, bunu yapayım. Bir eli bir şey yaparken bir ayakları bir şeyler yapıyor. Zavallı. O ara kedi gelse yanına kediyi sevecek böyle bir tarafıyla falan. Seviyor. Börek açık mı olacak, kapalı mı? Şöyle açacak. İyi, yeter. Çok açma. İleriye. Ha, oradayken koyuyorsun ki taşıması kolay olsun. Bol bol da koydun ha. Yumurta sıdıram içine. Sever misiniz öyle? Olur. Börek yaptım de. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye atacağım bunu sen? Atacak, burayı dur, burayı bir şey yapmadık. Allah! Ay, orayı unuttuk, bir dakika. Olsun olsun, olabilir. O kadar ben temiz yaptığım gitti aklım. Temiz aklımı gitti benim de onda. At bakalım. Vay be, ne bıraktım be köşeye. Futbolcular iyi anlar beni. Köşeye bırakma tabirini. Evet, buyurun. Ekip sağlam. Ha, gerçek. Değil mi? Bak kaç kişi vallahi börek yapıyoruz. Harikasınız valla. Şimdi demesinler bize kaç kişi bir böreğin içinden çıkamadınız diye. Yani becerik yeterli bence. Mi? Yumurta yeter. Sığdıracağız ya. Ya bu yeter ya. Bunu Süleyman abi yiyecek zaten. Yumurtayı... Böyle mi bırakıyorsun? Yumurtayı böyle mi bırakıyorsun? Yumurtayı öldüreceğiz değil mi? Kalsın. Kalsın mı böyle? Kalsın, kalsın. Öl bitsin. Tamam, kapattım. Kapat. Tamam. Bomba verip börek oldu. Hayırı bugün tavan. Bu da bana iyi gaz veriyor. Yani. Vallahi tavan yani. Lütfen benim yaptığım böreğe karışmayın lütfen. Aynen. Evet, bu benim böreğim. At. Hop, bir tane daha bıraktım köşeye. Çocuğum her şeyi yapmak, her şeyi denemek. Bile yapıyor yani. Bak güzel bir şey söyledi. Evet, her şeyi denemek lazım. Yapmasan da bilmen lazım değil mi? Bu illa ki biliyoruz, yapıyoruz da değerli değil. Elim şey tabii illa yapman yani gerekmiyor. Yeterli. Bir de yumurta kırıyoruz şimdi ortaya. Evet. Dur, elimi. Bu da sizin olsun. Bir yumurtası da. Benim el alıştı. Çok felaket alıştı benim el. Gerçekten yumurta. Yumurta. Değil mi? Evet, oh. Hiç heh, bana böyle yapmanıza rağmen. Bana böyle söyle şeyler söyleyin ya. Ben sizin alayım gelin. Ama sizi yetişemiyorum. Ama bak ben tam küreği koyduğum anda sen yapmış oluyorsun ha. Boş yer var ya. Ya şu yeşillik otlar var ya. Tamam, bunu yumurtası kapatıyorum. Körmen diye bir ot duydunuz. Dur az daha. Efendim? Körmen. Körmen. Otu. Az daha koyayım. Sarımsak. Aramalı hali. Pırasaydı çok benziyor kokusu falan. Hah, yeter. Pırasa hafif geliyor da sarımsak da ağır geliyor. Tekşeni biliyorsunuz mu? Kim bilmez? Tekşeni şimdi yani çıkar. Şimdi bekliyoruz sabırsız da yumurtalı kavurup çıkacak. Var mı buralarda abla? Var. He. Söğüt tarafında çıktı. Ama var, orası Marmaris. Evet. Biz körmeni çok severiz. Şöyle tam zamanı. Eyfak'la kadir geçeni toplamış gelmişti. He. Peki ondan bir şey söyleyeceğim. Yemek yapmadınız. Yazıyorsan yaz. Al. Yades! Dik! Aaa! Yades! Dik! Sen neden aklına geldi o? Ne ladesiydi ya? Biz ilk videoda ladesi şeye girmişti. Uzun çeken. Tabii çekiyor, hemen alıyor. Günay teyzeyle görme lades savaşı. Allah! Aha.
Sen gördün, sen bu. Uzun bende kaldı. Ben de unutma eşimi, ben öğrendim. Sen onu da sen aldandın. Neden aklına geldi o şey? Vay arkadaş ya. 27 yıllık komşusuyum. Nesine girmişsiniz? O bana demişti ki ben sana bir tane gömlek alayım demişti. Sen kazanırsan. Günay teyze sen... Ben de dedim sen ne istersen. Sanırım bir eşarp mıydı, yazma mıydı? Ne istersen ben alacağım. Eşarp al, niye alırsan al dedim. Yok, sana ne denir? Ne istersen al denir. Sana bir şey denmez. Ben bir şey demiyorum. Aman sen nereden aklına geldi ya? Küre elim al. Şimdi küre elim alayım dedim. Küre elim alsam dedim. Akıl başlı diyeceksin dedim. Bunu veren elin dedim. Ben, şimdi... ben zaten... Günay teyze, zaten benden hayır beklemesen zaten benim aklıma gelmezdi ki hiç. Ben diyor, ya deste ne oldu diye soruyor seyirciler. Tamam, ya, hediye mi diyorsun? Hayır, hani ya deste kuruşturduğumuz hangisi aldandı diyor. Ha, onu soruyorlar, kuruşlandı mı diye. Muratçı'ya aldattım. Muratçı'ya aldattım. Vay be, onu da kaybettik. Ya ilk videoda var her şey. Ben de unuttum. Bak konuyu biliyorum. Bir sürü insan gidiyor hayatıma çıkıyor yani. Şimdi biraz pişsin bakalım. Ne kadar pişecek? İyi beri. Beri küre gelin de olsa küreye atardın elinde. O kaybetti. Şimdi onlar ne kadar kalacak orada? Olmaya başlıyor belki. Tamam. Hemen 20 dakika falan. Ay, pardon. Yok 5 dakika ya. Abi. 5 dakika sonra olacak. Otlu yemeyenler için. Yani. Herkesin bir sevdiği var. Şöyle. Şunu kapatalım. Buyurun. Kapatmayın. Bu seninki. Seyon abi. Bak nasıl oynuyor. Bak. Oy 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 oy. Murat bu kadar çalışmamış ne hiçbir yerde. Evet. Oy nasıl oynuyor oynaya girdi ha. Sadece şey ot yok ki içinde. Gocukarı göbeği gibi. Gocukarı göbeği gibi. Yumurtalar burada, hazine burada. Bak. Sıkkına teyzenin hazinesi burada. Bir de güveğimi yaparız ayrı. Baksana, şu göstersin mi? Evet, alabilirim tahtamı. Hazine burada. Ben de kendime yumurtalı yapayım. Nasıl olsa... Öğrendim bunu. Evet. Tamam, şöyle. Nasıl kolayınıza gelirse. Evet, evet, şöyle. Şöyle. Lütfen kenarlarını tutarsanız, evet. Hemen dağıtacağım ben şimdi. Tamam. Tuz ek. 3 tane tuz atmayı unutma. Hemen dağıtacağım. Kendi böreğim için nasıl çaba sarf ediyor? Evet, yavaşça kıvıralım. Evet, kıvıralım. Buyurun efendim. Sen tur. Çok bastırmayın. Tamam, bastırma. Tamam. İçine harç koymadık ya, işte inşaat yaparken böyle içine dolgu koymazsan böyle oynar. İşte 6 Şubat bak, böyle oldu işte. Bak. Çırp. Önü devamlı hiç işe yanması evet. Lazım da. Eyvah açılacak o. Açılmaz, açılmaz, açın. Heh, şey şimdi. Of, öyle sanatsal bıraktım ki. Evet, evet. Yumurta akmış ama. Aksan aksan bir şey olmaz. Koy yansın yanında annekleri. Bir yamulmuş. O da yamulmuş. Yumurta kapatamamışız. Evet, alabiliriz. O kadar olur mu değil mi? Olur o kadar. Güzel. Olsun olsun bir şey olmaz. Olur. Öbüründe ben hatta alenacık. Yumurta düşmüş aşağıya. Bir şey olmaz. Güzel kebap yumurta yedin mi? Tamam. Ha. Kebap yumurta. Hı hı. Kabullü. Bizim buralara mı ait? Biz de sürekli yaparız. Atını. Küle gömersin. Ne zaman geleyim ben size? Ne zaman istersin? Bunu acık acele edin damadın şey olsun. Acı olsun. Fazla acı yemeyen var. Acıları işaretleyelim üzerine. Çiğ köfte yazıyorlar ya bu acılı diye. Hamur insanın stresini alır. Gerçekten. Öyle diye diye hep kilolu insanlar dolaşıyor etrafımızda. Yediğini kaloriyi yakmanız lazım. Hareket yok. Yediğin kadar hareket edersen bir şey olmaz ama. Seni yumurtalı artık kendini bırakmış abi. İntihar etmiş. Baksana. Bir tane film vardı ya. Şehirden indim ki. Hani Kemal Aslan'ın filmi vardı ya. Ekmekler yamuk yumuk çıkıyor ya. Bu kimin? O Süleyman abinin. Seninki bu. Yapıştırmış altına. Yamuk olan benim. Sen hep belli ediyor kendini zaten. Belli ediyor. O hiç karışmaz. Sen de doğrusunu yiyeceksin. Ne yapacaksın? Yamuk Murat yediriz. Yok ben yiyeceğim yamuk. Çocuğum. O nasıl en güzel? Allah Allah Allah. Anası gezmeye gidiyor mu baka. Yürü. Yürü. Gel. Gel anası. Heh.
bir cenazeye giden, düğünü giden, benimle beraber giden. Ay Günay teyze gelmiş, köpeğe boğurdu deyle. Bunu gördüm ya. Ama mevlid okunurken, bu da benimle beraber dinle. Günay'ın köpeği mevlid dinleyip durur deyle, gülüşüyle. O kadar sadıktır, beni arabaya kadar mindire geli. Çocuğum, yine Hıdrellez nedir, mayın, eşi mayın nasıldır diyorlar ya. Hıdrellez'de Hızır'ından Ellez o gün gezelermiş. Her gezdiği yerden Allah berkat yağdırıyor. Damlıcık oluyor. Gün doğumudan o gün bulut olmaz. Gün doğumudan namazı kıların, tan yeri ağarınca, ağardı, gün doğduktan sonra olmaz. Tan yeri ağarınca giderim çiçeklerden alır gelirim. Onunla hamur yoğururum. 3 günde olur. Bu sene dedim. Bir de yoğurt mayılayım. Bu yoğurtu mayıladım. O da tuttu. Allah'ımın berkatı bu ekşi mayadır. Şimdi ekşi mayı var. Şöyle ekşi maya böyle değil. Hıdrellez'den yaparsan hakiki orijinalli ekşi maya. Tohumma içinde, kapının ağzını poşette. Eskiden böyle ocak ederdik çocuğum. Ocağı, fidan ocağı olur. Evvel tütün vardı. Şimdi tütün yok da sadece böyle zerdivat tohumunu ekeceksin doğal. Şimdi buraya ne ekeceksin? Atı tohumu, biber, badılcan. Şurasını da pransa, ilana ekeceğim. Şu an tam zamanı. Tam zamanı. Şimdi ekersek hava güzelken son olmaz. Biraz böyle uzak çalışalım ki birbirimizi... Küren sapı birbirimizi denk gelir. Evet. Bu çam ağaçların altında böyle bir toprak oluyor, bir çalışkan bir toprak. Onu alıp böyle keçi gübresiyle falan karıştırıp böyle... Çiçek dikiyorsun ona. Çok, o çiçek dikmek için mi orası, ha, o karışım yapılır? Ha, çiçek. Çünkü bazen bitkileri çok yakıyor. Yakıyor, çiçek için. Ha. O esnekliği gözenek koyuyorum, gözenek olduğu için. Şimdi sen samriye al gel. Bunları böyle hazırlamış Günay teyze. Hazırladım dünden. Her şeyi kendim etmem zor oluyor. Nisan'dan yarım da beklemiyorum ben. Evet senin öyle bir şeyin var ya. Ama kendi yönetmenim biliyorum ben. Yönetebildiğim gibi ediyorum. Yani ne yapacağını biliyorsun günün içinde. Börek aşağı asıltır gel. Böreğden bu ne demem? Bu yeter mi? Yetmez, ötekinde. Hepsini dökecek miyiz? Birinin üstüne atarız. Bir tane daha tohumlardan kalmış yeğende. Biberleri bu şekilde serpme yöntemiyle atıyorsun. Ha. Ondan sonra kapak atıyorsun, sulayıyorsun. Öteye geçme, öteye batılacaksın ekeceksin. Yandan bereke. Tamam, bu taraf biber. Biber. Bu biberleri yedin, zamanında bunu yedin, kökünü bıraktın, bunlar tohumu ayırdın. Evet, bu tohum. Sen biberden geldin mi? Neyse. Heh, kaldım onlarda. Bakıralık gelmedi gene, işi, ölçü. Buraya da işimiz bitti. Bitti. Ama içimde bir şey kaldı Muratcığım. Ne o? Bana Çankırı'dan reklam filmi teklif geldi. Çankırı'dan, bizim köyden. Çanakkale. Çanakkale. Senin Çankırı aklıma gitti. Evet, reklam filmi. İkiden ineğin madelikten, parasını bilen anlaştılardı. İneğin madel koyup gidemedim, bu içimde kaldı. İnşallah yenisi bir daha çıkar, nasip neyse o olur. İneklerini bırakamadın, sana alıştılar çünkü. İnekler bensiz yapamazlar, çocuklarım gibi der. Onlar da üzülmüşlerdir reklam teklifi yapan kişiler. Tabii ki beğenerek istediler beni. Abileri konur, süttaşları konur. İsmi ne? Bu mis çiçeği değerli çocuğum. Bir daha söyle. Mis çiçeği. Ama kokusu bambaşkadır. Bu abileri konur. Bir de dakılları da koyarlar. O kadar güzel kokudur. Ha, hatırladım bu kokuyu, tamam. Aha, çok güzel bir kokudur. Itır mı dedin abla? Abla ıtır dedi. Isır. Isır. Isırlanmaz. Itır mı bu şimdi? Bizim bildiğimiz ıtır mı bu? Genizin dıkandığında mesela soğuklu olduğunda bunu kaynat iç. Bu için açıyor. İşte bizim buraların böyle teyzeleri var.
Günay teyzeniz. Evet bizim. Günay teyzeniz her şeye yapmaya istiyor. Bak şurada kumkuat mı var? Ben yanlış mı gördüm? Kumkuat değil mi o? Bu evet. Bir severim kumkuatı ben. Bir severim. Ya alayım bak. Çok güzel o. Endeki hediye geldi. Bak 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 bak. Böyle kabuğuyla falan yiyorsun bunu. Günay teyze şu belin biraz böyle öne doğru ya. Şöyle öne doğru ya. Onu sen mi? Dur. Bir dakika. Şöyle. Benim platin var ya çocuğum. Platinden dolayı mı böyle belin öne doğru şey oluyor? Kakıyor o. O rahatsız ediyor mu seni biraz? Tabii o arkadan. Yani. 8'den platin demek ama ne? Ama sen biraz dikkatli olsan ya. 8'den platin demek ne demek? Kakıyor arkadan. Ya benim annemde de vardı. Platinleri falan kırıldı da. Sen tamam enerji hiç falan yerinde de. Ama hiç sanki dikkat ediyormuşsun gibi hiç gelmiyor. Hiç dikkat etmiyor. Allah korusun inekler. Bir sürüsü ben gittim. Şükür hindilik idare ediyorsa nereye götürürse Allah'ım. Pek açık söyleyeyim. Tek dikkat ettiğini işte görmedim yani. Allah korusun kakıştırmadım inekler gittim. Şimdi burası Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy mahallesi. Belki Yeniköy'den önce Kötekli'yi bilirsiniz. Kötekli'yi de çocuklarınız varsa üniversite çağında oradan bilirsiniz. Şunu bir anlatsana bu kişnişi. Bu kişkiş. Şunu bir anlatsana. Bak. Belki bilmeyenler vardır. Nedir bunu, o hikayesi? Bunu tabii ki herkes bilmez. Bunun hikayesi bir kocası hanımı boşamaya gidiyormuş. Kenardan giderken kadın otu almış yemiş. Ağzı kokuyormuş tabii ev öncesi. Evet. Son mahkemeye varınca hot bakam demiş savcı hakim. Hı-hı. Hot demiş. Adela demiş. Bunun ağzı ne kokuyor mis gibi. Geriye. Boşamıyorum sizi. Ha, ondan bu yarı yerden ayırmayan. Yarı yerden ayırmayan bir ottur ot, bu. Kişkiş. Yani adam kişkiş. Eşinin ağzı kokuyor diye boşamak istemiş. Boşamaya gidersen bu kişkiş kurtarmış. Kişkiş de yolda görüp hanımefendi ağzını attığı için. Hakim de demiş ki ben inanmıyorum sana. İnanmıyorum. Kadının ağzı mis gibi ağız kokuyor. Ağız kokusunu alan yok. Ondan yarı yarı ayırmayan kişkiş. Yarı yerden ayırmaz. Vay be. Sen öyle tarihleri sırdırılamayan kavgalar yap. Çocuklar ayrılsın, üzülsün, gözyaşı aksın. Bir tane kişniş otu kurtarsın. Kurtarsın. Hayatı bak işte ot kurtarır mı kurtardı. Köylü de takdir etmeye başladı. İlk defa sosyal medyada ne işin var dedilerdin. Şimdi de evet. Köy heyetine arza oluyor mu diye geldiler. Ya. Olun dedim. Ha, ol, bir de arza oluyorsun bir de. Arza oluyor. Hadi buyur işte. Kim nasip olursa. Tabii senin artık ismin oluştuğu için. Evet. Hayırlısı. Görmüşsün de attılardın şeye. Günay teyze diye attılar. Bu kadar işin arasında bir de arzalık mı yapacaksın? Ya. Muhtarlığı yapamam dedim saati. Muhtar olmaz. Hayır. Ay Allah'ım yeter. Bırakın şu kadının yakasını. Bırakın şu kadının yakasını. İşi takipçilerim istiyor. Takipçilerin de aza ol diyor. Muhtar ol dediler. Aza olma muhtar. Hayır dedim ben yeter. Tarih festivaline çağırdılar. Ticaret odası. He. O kadar güzel oldu. Herkes ben maksuz Bodrum'dan Günay teyze görüyoruz. Yaptı kat nereden yiyoruz diye lakaplar ettim. Tarnıdır şeydir. O kadar eşya sattım ki. Herkes de beni buluştu. Günay teyze diye la. Sevildim orada da anladım. Bunu 3-4 avuç koyuyor Murat. Küsme. Evet. Bunu vermezsen yine suyu olmaz. Şu suyu koyunca ağırlaşır bu. Şişe. Bırak hemen her şeyi kaldırma. Bana söyle ya. Şimdi saman koyayım gele. Saman. Evet. Bu da saman. Pamuk çekirdeğe bak. Resmen menü hazırladık ya. 4000 liraya aldım 3 tane çuvala buna. Bunun gibi 3 çuval 4000 lira mı? Ha, 4000 lira. Sılaj bu, mısır. Ne kadar yetiyor bu 3 çuval? 15 gün. Ayda 8000 lira veriyorsun buna. Bir bu. Öbürler ne diyor? Aylı bununla yiyiptir benim. Aylı bununla. Emekli Aylı bununla mı yiyiptir? Bununla yiyor. Gitsin lan. Dök üstüne. Önce kokladı. Bak işte bu. Payık yerin olmuyor ki.
Yani vurdu. Vuruyor değil mi? Temiz durmuyorsun. Çok güzel açmışsınız hamuru. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bugün de lahmacun yapalım. Söylüyorum şu anda. Araba kaydını gördün mü? Telefon. Hiçbir buluşma tesadüf değil. Buluşmalarda hikmet vardır. Aynı bir şey. Değil mi? İyi. Ben size bir daha yaparım. İyi. İyi galip. Ay ne mutlu. Sizin yüzünüz güldüyse ben de gülüyorum çocuğum. Ne mutlu. Bu da şey duruyor tam düz durmuyor ki. Sapı kocaman olacak. Olmaz, olmaz. Olmaz. Çok şükür. Ben tatlımı alıp geleyim. Kömür alın dedim, neyin için alın? Ay. Şubat ayında güneşin yakması olur mu ya? Yaktı. Günay teyze. Ne zaman oturuyorsun diye bana onu söyle. Bana oturma yok. Şimdi akşam... Bakın siz gittiniz mi? Vazife bir daha başlıyor. Ne başlıyor? Ne var? İnekle. Tamam süt... Bir üstünde iş yok ki. Onların altını üstünü kaçıyorum varırım ben. Tamam. Onlar ufak işler. Ne zaman oturuyorsun? Şöyle bir oturayım, şöyle bir dinleneyim azıcık. Otur biraz. Dur, bunu yakın da. Sen sağlıklı olursan ayakta kalacaksın yani. Aynen öyle. Bu Günay teyze nasıl var? Sağlığı da var. Sağlığı da kaybedince... Buyur. Yerinde misin? Yerimdeyim. Aynen. Geleyim de yumurtayı alayım o zaman. Tamam. Hadi görüşürüz. Çabuk gel. Ne almaya geliyorlar? Çorumlu bu. Ne almaya yumurta. Geliyor? Yumurta almaya geliyor. Çorumlu. Benim yumurtam başkasını yemez. Kaç badem veriyorsun tanesini? 5. Pazar yeri gibi baksana. Ha yok, bu bakılacak şey değil. Ne bakma. Pazar gitmem yok işte. Pazarda insanlar mı arıyormuş gel. Ben pazarına işim bitti galip dedim. Senin artık ismin var, yerin var. Aynen öyle. Geliyorlar. Denizli'den birisi demiş ki, oğlum demiş, git Günay teyzenle yoğurdu oradan al gel. Hiç bilmeyen birisi geldi, yoğurdu aldı gitti. Çok güzel. Bu durum çok iyi oluştu değil mi? Senin hayatında güzel bir yere oturdu böyle. Pazar gitme galem olmadı. Söylemek istediğin bir şey var mı izleyenlere? Takipçilerime, beni izleyenlere çok teşekkür ederim. Ben Muratçı'yla bir ikili olduk. O nasılsa ben de aynı onun arkasından gelmeye çalışıyorum. O da iyi birisi. Memnun oldum buraya kadar, ayağım kadar gelmişler. Çok teşekkür ederim, ayaklarına sağlık. Herkese öptüm takipçilerim. Takip etmedi, devam edin. Ben sizleri çok seviyorum. Video da bitti. Görüşmek üzere.